Merhabalar, bugün Babalar Günü. Bu dolayısıyla yanımızda İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Nuri Seha Yüksel Bey var. Nasılsınız Nuri Bey? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyiz. Bütün arkadaşlarımız iyiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün burada İzmir Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nde bir arada olmak benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Size teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz efendim. İsterseniz başlayalım ona. Buyurun. Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Hayatım değişti. hayatımda neler değişti deyince aslında hayatım değişti. Çünkü sorumlu olduğunuz birey olarak kendinize karşı sorumlusunuz. Bu kendinize karşı sorumluluğunuz noktasında ne bir şeyler yapmak istiyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz, meslek ediniyorsunuz. Kendinize olan sorumluluğunuzdan dolayı sevdiğiniz bir insana hayatı bir arada sürdürme kararı veriyorsunuz. Ve ondan sonra da bir çocuğunuzun olmasını karar veriyorsunuz. Ama baba olduktan sonra hayat tamamen değişiyor. Hayat yaşamın gereksinimi, yaşamın amacı, yaşamın sürecinin hedefleri tamamen artık başka bir noktadan hareket ediyor. Yine bir evren gibi. Kesinlikle evet, yeniden başlıyor. Her şey yeniden başlıyor. İstersen arkadaşım da devam edebilir. Öncelikle Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çocuğun gelişiminde sizce babanın görevi ne olmalıdır? Çocuk gelişiminde babanın görevi, önce çocuğun bebeklik çağından biraz daha ilerleyene kadar önce babanın görevi onun güvenliğini, yani temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir yaklaşım içinde olması lazım. Beslenmesine, sağlığına, giyimine ve onun o dönemde ihtiyaç duyduğu aslında burada anlamak gerekiyor. Bütün bebeklerin ihtiyaç duyduğu, çocuk insanların ihtiyaç duyduğu, sevgiyi ona verme çok önemli. Daha sonrasında onu oluşturacağı hayatın ipuçlarını vermek. Onu iyi bir gözlemle izlemek ve onun yetenekleri doğrultusunda, onun mutlu olduğu noktalarda nasıl destekler verebilir? Onu yapması gerekiyor. Tabii burada kendi istediği, kendi hayallerinin değil de yani ki bir baba olarak babanın hayallerinden ziyade çocuğun gelişimi, özellikleriyle birlikte zaman ilerledikçe onun hayallerinin gerçekleşmesi için en büyük mücadele eden insan olacak annesiyle birlikte bir çocuğun babası. O yüzden yol gösterici, yönlendirici değil ama o yolu nasıl açması gerektiği konusunda destekleyici bir yaklaşım için olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Baba olduğunuzu ilk ne zaman hissettiniz? Baba olduğumu ilk ne zaman hissettim? Evet, çok güzel. Şimdi biraz evvel ilk başta bahsetmiştim. Hayatta bir değişikliğe karar veriyorsunuz. Bir sevgiyi, bir hayatın devamı olarak kurduruyorsunuz. Ondan sonra çocuğunuzun olması duygusu geliyor. Sonra bir çocuğunuzun olduğu haberini bir şekilde duyuyorsunuz. Bir şekilde diyor ki evet bir çocuk bekleniyor. Ama o çocukla henüz tanışılmamış oluyor. Ben baba olduğumu iki sefer, üç sefer hissettim. Bir tanesi ilk defa ultrasonda bir zamanlar beyaz eşya reklamı vardı. Orada bir tane çelikten bir oyuncak vardı. Bir ultrasonda ilk bakışta o çelikten oyuncak benzeyen hareketli bir şey gördüm ultrasonda. O zaman içimde bir değişik bir duygu hissettim. Demek ki dedim bu babalıkla ilgili bir şey. Sonraki dönemde, tabii her şey de çok güzel gitmiyor. Sonraki dönemde bebeğin gelişimiyle ilgili bir testler yapılıyordu. Testlerden bir tanesi çok kötü çıktı. Çok üzüldüm. Çok sıkıldım. Bir banka oturdum yalnız başıma. İki saat düşündüm. O zaman da baba olduğumu hissetmiştim. Bir de ilk ateşlendiği zaman, bebek olarak ilk ateşlendiği zaman ki ben doktorum. Benim için aslında sürekli gün içinde karşılaştığım bir sorun. Bir de o zaman hissetmiştim baba olduğumu. Çünkü insan bazen tarif edilmez mutluluğu yaşarken hissediyor o duyguyu. Bazen de tarif edilmez acıları veya üzüntüleri veya çaresizlikleri yaşadığı zaman hissediyor. Çünkü o mutluluk çok güzel ama bazen elinden bir şey gelmiyor duygusu daha çok farklı. İşte o zaman ben babayım, ben bir şey yapmak zorundayım. Akın olduğu yerde kara da vardı. Tabii, akın olduğu kara da var. Dünyanın zaten evet. Şey, yapısı böyle. Bu dönemlerde biraz daha fazla hissettim babayı, baba olmayı. Hepsinin o dönemlerdeki sonuçları iyi olduğu için o duygu güzel bir duygu olarak kaldı. Baba
anneyi, babayı, baba olduğunu öğrendikten sonra, yani ultrasonda gördükten sonra zaten her aslında soluk alıp veriş bir baba gibi oluyor. Çünkü o soluğu biraz kendiniz için alıyorsunuz, biraz aileniz için alıyorsunuz, aile yapısını koruduğunuz, sevdiğiniz insan için alıyorsunuz, o havayı çocuklarınız için almaya başlıyorsunuz. O andan itibaren aslında hep baba olarak hissediyorum aslında. Güzel duyuyor. Çok teşekkür ederim. Baba olmak nasıl bir duygu? Şimdi galiba Ferhan Şensoy'u sormuşlar. Olduysam kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye. Kendimi çok baba hissediyorum demiş. Yani müzik bile böyle bir şey. Yani baba olmak başka bir duygu. Öncelikle içinde birazcık sevinç var. İçinde birazcık güçlü hissetme duygusu var. İçinde birazcık korku var. Hepsi bir arada. Çünkü küçük bir canım bir birey olana kadar, bazen birey olduktan sonraki süreçlerde de her zaman hayatının her noktasından sorumlu oluyorsunuz. Öyle olunca insanın içini yüreğini dolduran bir duygu. İnsanın içini yüreğinden taşan bir duygu aslında. Bazen kahkahalarını taşıyor, bazen gözlerinde yaş olup taşıyor, bazen vücudu titriyor, taşıyor. Güzel bir duygu. Bir de şöyle de bir şey var tabii. Annenin çocukla ilişkisinde bir biyolojik bağ da var. Ama babanın çocukla ilişkisinde, baba-çocuk ilişkisinde farklı yönler de var. Yani bir gerçekten hissetmek lazım. Yani babanın o çocuğu hissetmesi lazım, o çocuğun babayı hissetmesi lazım. O his, o ilişkiyi doğuruyor. Baba-oğul, baba-kız ilişkisini karşılıklı hisler doğuruyor. Bu hisleri neler besliyor? Belki ilk ağladığında saçını okşamanızla, belki düştüğünde elinden tutup kaldırmanızla, belki gece korkup uyandığında size sıkı sıkı sarılmasında veya bir yaramazlık yaptığında, değil mi, belki böyle bir şeyleri kırdığındaki sizin tavrınızla, bunda hep o hisler besleniyor. Ve baba kız, baba oğul ilişkisi oluşuyor. Babanın emek vermesi lazım. O duygu, o ilişkiyi sağlıklı kurması için babanın gerçekten emek vermesi lazım. Yani emek verilmemiş bir baba kız baba oğul ilişkisi sağlıklı olamıyor. O yüzden öncelikle o sevgiyle oluşan bir çocuğa sahip olma duygusu ve o duyguları birlikte içinde biraz evvel dediğim gibi korkusuyla, heyecanıyla, kendini güçlü hissetmesiyle, sorunu hissetmesiyle birlikte bambaşka bir mozaik gibi bir şey. Biraz evvel emek sormuştu ya, bambaşka bir düzen, bambaşka bir dünya, başka bir sahayla karşılaşıyoruz. Bambaşka bir sahayla karşı sorumlulukları, duyguları. Bir de birçok hayatta çocuk sahibi olana kadar birçok duygu yaşıyoruz, sevinç duygusunu yaşıyoruz değil mi? Bizi heyecanlanan duyguları yaşıyoruz ama duyguyla yeni tanışıyoruz. Küçücük iki göz size bakıyor, kollar bacaklar ayrı ayrı oynuyor. Küçücük bir paketlenmiştir burada karşınızda. O gözler hep size baksın istiyor insan, baba olarak öyle istiyoruz. O gözler sevgiyi de bekliyor, güveni de bekliyor, korumayı da bekliyor, şefkat de bekliyor. Farklı bir şey. Ama size bağlı. Birazcık evet, evet. Baba olmaya karar vermek lazım bu sadece. Baba olmak için iyi bir karar gerekiyor. Bu karar için tabii iyi bir hayat arkadaşını seçmek, içinde sevgiyle yorulmuş bir aileyi oluşturmak ve zaten bu ailenin içinde de baba olmak kararından daha güzel bir karar olması, o karar mıydı, o çocuklara sahip olmak çok farklı, çok güzel bir şey. Babanın güzel bir duygu olduğunu söylediniz. Peki baba olmasaydınız bu duygunun nasıl bir şey olduğunu anlayabilir miydiniz az olsun? Şimdi biraz evvel akla karar demişti demek. Hayatta tabii birçok şey var. İyilikler ve kötülükler var. Baba olmasaydım, baba olmayı anlamaya çalışırdım. Çok anlamaya çalıştım. Anlamak için çok uğraşırdım. Ama tabii burada baba olma şansını elde ettim. Bu şanstır. Bu bir insan için iyi bir duygudur ama burada bunu konuşurken bazen insanlar baba olamayabiliyorlar. Anne de olamayabiliyorlar. Yani burada içinde o sevgiyi hissedip onu anlamaya çalışmak gerekiyor. Baba olmasaydım anlamaya çalışırdım. Nereden anlardım bir de? Benim de böyle babam vardı sonuçta, değil mi? Yani benim de bir babam vardı. Babanın ne demek olduğunu, baba oğul duygusunun
ne o anlama geldiğini iyi kötü de biliyordum. Bir şeyler eksik hisseder miydim? Hissederdim tabii ama anlamaya da çalışıyordum. Ben teşekkür ederim. Öncelikle babalarınızı teşekkür ederim. Baba olduğunuzda iki ne hissettiniz? Yani nasıl tepki verdiniz? Ne yapacağım ben şimdi? Başıma ne geldi? Ben ne olacak şimdi? Çok keyifliydi. Yani bir hakikaten heyecanla beklemek, ağlama sesini duymak, sonra orada oturtup bekletilmek. Yani en son gören siz oluyorsunuz. Herkes de görüyorlar yani. Sonra az sonra başı şekilde geliyor. Onu hissetmek güzeldi. Zaten hep onu söylüyorum ya. Oluşan sevginin bir karar vermişti o çocuk. O yüzden bambaşka bir şey. Yani. Bekliyorsun o zaman. Bekliyorsunuz. Zamanı doğru olmasını istiyorsunuz. Herkes için, çocuk için de, sizin için de. İyi olmasını, doğru zamanda olmasını bekliyorsunuz. Baba olduğunu his gördüğüm zaman önce bir kere kendimi çocuk gibi hissettim. O da öyle. Ne yapacağım ben dedim ama çocuk gibi desin. Sevineceğim, bir yerler anlatacağım. Ben baba oldum, baba oldum diyeceğim. Bir yerlerde böyle çırpılacağım değil mi? Herkese bakacağım şöyle. Herkes nerede olur böyle kahveyle, herkese benden çay demek. Hayır, herkese benden çay demek. Bir de şöyle bir şey var. Baba olduğunuz ya, şimdi oradan birisi geçiyor ya, bakıyorsunuz yani ben babayım ben. Sen ben fark etmedin bu. Yani sanki herkes o babalık duygusunu hissedecekmiş gibi. Yani böyle de bir itiraf edeyim. Yani ondan sonra oradan çıkarken mesela hastaneden çıkıyor bebeği taşıyor. Babayım artık. Babalar gibi babayım yani. O çocuğu kavramışım, koruyorum, arabaya koymuşum, yerleştirmişim vesaire. Biraz çocuk gibi hissettim. Biraz ne yapacağım ben dedim. Biraz hayat değişti dedim. Öğrenmeye başladım. Var mı sorunuz arkadaşlar? Bir soru daha yöneltmek tabii istiyorum ben size. Baba olduğunuz gibi bir babanın da evlatısınız herkes gibi. Sizin babanızla iyi ilişkiniz nasıldı? Babanızdan örnek aldınız ya da ibret aldığınız bir davranış oldu mu? Şimdi bizler tabii dönemler arasında farklılıklar var. İnsanın yetişme şekliyle, toplumsal, sosyal yapıyla ilgili farklılıklar var. Tabii her dönem biraz daha değişiyor babalık. Ebeveyn davranışları değişiyor biliyorsunuz. Biz o yüzden benim yaşlarıma baktığımız zaman biraz daha otoriter yapıyla, bu da tabii koruma duygusuna kaynaklanan bir şey. Bir baba-oğul ilişkimiz vardı. Bir şeyi çok iyi öğrendim, evet çok iyi öğrendim. O öğrendiğim şey benim çocuklarımla ilişkimde çok işime yaradı, evet çok işime yaradı. Neydi öğrendiğim şey? Dinlemek. Dinlerken sabredemek. O kadar işime yaradı ki benim. Ben babam o otoriter, yani doğal bir otoriter, o dönem için doğal bir otoriter, içinde sevgisi olan doğal bir otoriter yapıda, onu dinlemeyi becerip öğrenince ve dinleyerek ne demek istediğini anlamaya çalışınca çocukları da dinlemeyi öğrendim. Ben bunu hem meslek hayatımda hem toplum içindeki diğer çocuklarda da, bir çocuk konuşuyorsa susacaksın ve dinleyeceksin. Ne söyleyeceğini, hele çocuksa bilemezsin. Yani öyle bir şey söyler ki sizin hayatınızı değiştirir. Yani bir filozofa ihtiyaç yok bazen. Eğer dinlediğiniz zaman bir çocuk sizin hayatınızı değiştirecek o müthiş cümleyi kurabilir. Nasıl bir çocuk bir küçük kahkahasıyla dünyanın en güzel bestesini yapabiliyorsa veya bir gülüşü dünyanın en büyük, en güzel tablosunu oluşturabiliyorsa bir cümlesiyle de dünyanın en bilge filozofunun da daha büyük size ders veren bir cümleyi kurabilir. Ben bunu öğrendim hayatımda. O yüzden çocukları dinliyorum. Diyorsunuz ki çocukları dinliyorsunuz. Benimle mi siz konuşuyorsunuz diyorsunuz. Yorulun arkasında ama siz sordunuz. Benim için aslında bunu öğrenelim. Dinlemeniz düşüncesi gerçekten arkadaşları da bir öykü sizin tarafınızdan. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Arkadaşlar yani dinlemek gerçekten çok güzel bir yolda. Yani dinlemek onu anlamak, çocuğu anlamak, babanın ne demek istediğini anlamak çok önemli. Yani buradaki arkadaşlarımın eminim ki sizin bu sözünüz onlarla mutlaka bir yerlerde kalacak dramsalar. Kulağım. Umarım. Yani çünkü bütün hayat, bütün aslında bütün insan ilişkilerinde dinleyebildiğiniz sürece, anlarsanız anlayabildiğiniz sürece hem siz mutlu olursunuz, hem işinizi yönetebilirsiniz, hem hayallerinizi gerçeğe kavuşturmanız da biraz daha kolay olur. Herkes konuşuyor. Herkesi dinleyebileceksiniz. Ben bazen şey söylüyorum, bu konuyla belki alakalı bilmiyorum ama herkesin konuştuğu yerde susabiliyorsanız,
herkesin sustuğu yerde çıkıp da konuşabiliyorsanız o zaman size siz bir bireysiniz ve o zaman kendi hayatınıza yön verirsiniz. Belki bu cümle arkadaşlara aklımda kalır. Çok güzel. Bir çocuğun sorduğu en güzel sorulardan birisi, siz bir şey söylediniz ama neden? Müthiş bir soru. Neden? Onu yapma, bunu yapma, oraya gitme, bunu söyleme. Çözdürüyor, neden? Yani dünyayı soruyor ya. Evet, dünyayı soruyor. Ben de mesela çocuğun koruma duygusu da, mesela ırgızı koruma, oğlunu koruma duygusu da ilk başlarda koruma duygusu da işte onu yapmaya, bunu yapmaya diyordum. 3 yaşlarında filandı galiba. Neden diye bir soru sordum. Düşündüm. Hakikaten neden dedim babama, hayır dedim ki dedim. Ondan sonra aklıma koydum. Bir şey isteniyorsa, bir şey yapılıyorsa bir 2-3 dakika susacağım. Ve onun gerçekten yapılmaması gereken bir şey mi? Yoksa aslında yapmasında hiç de mahsur yok. Yani bir çocuk salınacak da ben 5 dakikada salınmayacağım diyorsa salınacak, yani söylüyorum. Niye salınmasın ki? Soru da oradan başladı. Neden dedi bana? Düşündüm de hiçbir sebep yoktu hakikaten. Yani o yüzden neden? Bir çocuğun en güzel sorularından birisi bu ne ve neden soruları galiba çok kıymetli sorular. Çünkü işte bir baba olarak, bir ebeveyn olarak ya bir toplumun yetişkini olarak o soruya cevap verebilecek şekilde bir hayat kurgulamak, o soruya cevap verebilecek şekilde birikim sağlamak, eğitimini düzenlemek, insanları gözlemlemek ve aramızda çok kıymetli yazarlar da var ve okuyor olmak gerekiyor galiba. Evet. Bir çocuğun yetiştirebilmenin en önemli noktalarından birisi de bu. Kaydan bu kadardı. Bir şey yazsın. Tabii sonra. Babalar, çocuklar hepsi arkadaş gibi. Babalarla çocukların arasında arkadaş gibi olmasına gerek yok. Bir çocuğun babaya ihtiyacı var. Bir çocuk arkadaş gibi olursa o babanın o doğru andan itibaren çocuğun ihtiyaç duyduğu o temel güven duygusunu geliştirmesini ne biraz engel olursun. Arkadaş çok, baba bir tane. Yani o yüzden ben arkadaş gibi olma konusunda çok fazla sıcak bakmıyorum. Zaten aslında bunları şöyle bir şey var, tabii yıllarca okuduğumuz araştırma sonuçlarına falan da bakar, tek tek bunları söylemek mümkün değil sohbet ortamında. Ama bir baba, baba gibi olmalı. Yani biraz önce dedim ya, kendim nasıl hissediyorsun? Baba gibi hissedin. Evet, baba, baba olarak kalmalı. Tabii bu ilişkinin içinde, arkadaş ilişkisindeki sıcak duygular, sıcak temaslar, sıcak konuşmalar olacaktır. Ama arkasına yaslandığında güveneceği bir dağ, veya bir gölgesine girdiğinde onu koruyacak bir yüce bir çınar ağacı duygusu yaslanmasa bile, o gölgeye girmese bile hayatı boyunca onun kendisini iyi hissetmesini sağlayacaktır. O yüzden arkadaş olmasın, baba baba olarak kalsın. Baba, arkadaş aşağıya. Evet, hayır. Ben de bir şey sorayım. Tabii. Babalığı tek kelimeyle özetleyebilir misin? Tek kelime. Tek kelime. Nasıl evet. Tek cümle olsun. Tek cümle olsun. Ben cümle olsun. Güven. Evet. Çünkü onun için her şey girebilir bey. Güven. Evet. Güvenin içinde sevgi de var çünkü. Değil mi? Her şey var. Zaten insan ilişkilerindeki temeli güven oluşumu. Ben güven geldi aklıma. Belki başka bir güzel kelime vardır. Ama onu ben bulamadım. Belki baba olduğunuzda sizler o kelimeyi bulursunuz. Sen bulursun, sen bulursun. Belki bambaşka bir kelime çıkar. Onu seversin. Seval Hocam, Çocuk Meclisi'nin birçok etkinliklerine çok destek olmanız. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Özellikle tiyatrolarda, tiyatro etkinliklerimizde kıymetli çocuklarımız aramızda, hocamız da değerli hem yazar, öğretmen, eğitimci Erdal Bey de çok desteğinizi gördük. Katkılarınızı gördük. Maddi ve manevi anlamda da. Biz görevimiz olanı yaptık. Onu bir ekstra destek olarak düşünmeyelim. Toplumsal olarak hepimiz bu hayatın bir yerinde bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Güzel olan şeyleri daha güzelleştirmemiz gerekiyor. Bunların olmasını sağlamamız gerekiyor. Ama bu nazik söylediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çünkü gerçekten de sizin
konuştuğumuzda bu konudan Erdem Hocam hepimiz gerçekten de kendi aramızda konuştuğumuzda sizlerden çok memnun olduğumuzda, gurur duyduğumuzda sizin gibi bir aynı zamanda bir doktor ünvanımız, arkadaş olmamız, çocuk velisi, arkadaş çocuklarımıza, arkadaş davranmamız, her konuda yanlarında olduğumuz için biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir duyguyu bana yaşattığınız için. Peki sizce bu duygu yeter miydi? Ben çok merak ettim mesela. Hani evet, birçok ünvana sahip olan kişiler de var aralarımızda. Bu olanlar da var. Ama sizin şefkatiniz, sizin bakışlarınız bile gerçekten çocuklarınızı çok etkileniyor. Ben birimle paylaşım verdim onlara. Teşekkür ederim. Onlar için öncelikle teşekkür ederim. Bu duyguyu yaşattı. Ben yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Hayır, bir duygu olması gerekiyor. Bu evet. Duygu herkese değil diye düşünüyorum ben. Bu belki bireysel. Yani evet. Aslında böyle olmayan kimseleri, yani böyle olmadığı için birisini suçlamak veya birisinin farklı olduğunu düşünmek yanlış ama belki yetişme şekli, yetiştiğimiz ortam. Bir de şöyle bir şey var benim arkadaşlar. Bizler mahallelerde büyüdük. Aynen. Çocukluğu çok iyi hissettik. Biraz hemen dinleme dedim ya, belki biz oraya sıçtık, arkadaşımızı dinledik. Küçükken sokakta o kaldırıma oturduk, arkadaşımızı dinledik. Benim bir kardeşim vardı, benden küçük bir abilik. Durum vardı. Onunla ilgilendik. Bir de severek yaptığım bir mesleğim var. Meslekte de çocuklarla özel olarak geldikleri zaman özel olarak ilgileniyorum. Ve onlara bakıyorum. Ne yaptıklarına bakıyorum. Vücut yapılarına bakıyorum. Spor yapabilirler mi? Konuşma şekillerine bakıyorum. Tiyatroyla uğraşabilirler mi? Ya bir sanat dalıyla. Ve biraz evvel dedim ya, öyle bir cümle kuruyorlar ki bu cümlenin arkasında nasıl bir hayat olabilir? Evet. Başkalarının hayatına nasıl dokunabilecek bir insana dönüşebilecek bunları ben böyle çalıştım zaten daha önce de. Bir çocuğun resimle ilgili bir yeteneği olup olmadığını, olduğunu keşfettiğim zaman ona göre yönlendirmeler yaptım. Sporla ilgili yetenekleri konusunda yönlendirmeler yaptım. Tabii psikoloji hekimlik yaptığımız için aile içi ilişkileri gözlemlediğimizde ki süreçlerde ihtiyaç duyulan temasları, ihtiyaç duyulan destekleri tabii vermeye çalışıyoruz. Böyle olunca çocuklarla hep bir arada olduk. Ama esas kendi çocuğu olunca insan şunun farkına varıyor. Yani bu iş kolay bir iş değil. Bu ebeveyn olmak son derece zor bir iş. O yüzden gördüğümüz her çocuğun iyisiyle kötüsüyle bir ebeveyni var. Ve ne kadar bir şeyi yapmıyor, yapamıyor gözükse bile o ebeveyn aslında kıymetli. Bazı şeyler elinden gelemiyor olabilir. Bazı hayat şartları onu bunu yapamaz hale almış olabilir. Ama o ebeveynin o zor koşullarını değiştirmez. Kendi içinde yaşadığı şeyleri değiştirmez. O yüzden bir farklı davranış biçimindeki bir çocukla karşılaştığımda da o çocuk için ne yapabilirim diye düşünüyorum. O ebeveynler için de ne yapabilirim diye düşünüyorum. Belki babalıktan gelen. Belki babalıktan gelen duygu. Ama hiçbir zaman tabii ki şöyle bir şey var. Bir çocuğa ne kadar destek verirsiniz, ne kadar katkınız olursa olun, onun babası hiçbir zaman olamazsınız. Olamazsınız. Yani dünya yıkılır, o çınar ağacı orada durur, o dağ orada durur. Yani o yüzden çocukların isteklerini karşılamak, yeteneklerini yönlendirmek tabii ki güzel. Ama bu biraz evvel dediniz de arkadaş mı, baba mı? Evet, çocuğa destek olabilirsiniz ama onun babası hiçbir zaman olamazsınız. Annesi hiçbir zaman olamazsınız. Ben hep o duyguyla dikkatle davranmaya çalışırım. Önemli olan çünkü bazı temel duyguları çocukların içinde de korumak gerekiyor. Onu da korumak lazım. Tam bu esnada aslında her baba da babalık görevini yapıyor. Her baba da babalık. Her anne de öyle. Her baba da öyle. Yani bu duyguları toplumumuzda çok görüyoruz, karşılaşıyoruz. Sosyal medyalardan, benim çevremizde, mahallemizde, komşumuzda, arkadaşlarımızda, iş hayatında farklı bir kimlikle çok saygın ama eve gittiği zaman çok değişken bir durum. Evet. Yani herkesin kimliği aslında göründüğü gibi değil her babanın diye düşünüyorum, öyle değil mi? Evet, öyle. İşte bunu da şeyden almak lazım işte. Bu sosyolojik olarak değerlendirmek lazım. Evet, değerlendirmek lazım. Eğer aksi giden bir şey varsa, yani bu zorlayan, hayatı zorlayan, başka insanların geleceklerini zorlayan durumları varsa,
Onu da çözmek için herkes elinden geleni yapacak. Kimse baba olmaya hazırsa. Baba olmaya hazırsa, evet. Ama dedim ya, baba olunca hazır olun. Yani bayağı şeymiş ya, arkadaşlar ya böyle. bayağı insan ne neyi öğrendi, şaşırıyor, onu da söyleyeyim. Ama dediğim, tabii ben biraz etkileyelim diye de söyleyeyim. Evet, hazır olmak lazım. Aslında her işi hazır olunca çalışmak lazım. Değil mi? Sizler tiyatro yapıyorsunuz. Siz provaları yapıyorsunuz. Hocam size diyor ki, evet, bunu artık oynarız diyor, değil mi? Oynuyoruz. Hocam mesela kimdir, kaç geceleri geçiyor, bir kitap hazırlıyor. Evet diyor, bu artık oldu diyor. Evet, hayatı da biriktirmek lazım. Hem eğitimle hem yaşam biçimiyle ki, evet ben bunu olacağım demeli. Bunu hazırım demeli. Dediğim de doğru. Bu arada aramızda Erdoğan hocamız da bulunuyor. Ben çocuklarımızı gerçekten de çocuk meclisinin tiyatro oyuncularına da kendisi çok büyük desteği var. Kendisi de aynı zamanda baba. Kendisini aynı zamanda babalar günü kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Burada olduğunuz için bize çok büyük yüz hocam. Şimdi az önce Seher hocama siz hani enerjisiyle ilgili meselelikleri sorarken biz Seher hocama tanıştıktan sonra çok ayrı bir enerji aldık. Evet, hepimiz öyle. Şöyle söyleyeyim, işte geçen hafta okulumuza geldiniz, tabii çok evet, tanıdınız. Sadece ben değil, oradaki çocuklar ve öğretmen arkadaşlar da aynı enerjiyi hissettirdi. Yani anlattılar da, kıyardığınızdan birazcık dedikodu yapmayalım. Ama bizdeki dedikodu da değil, hayır, şerle ilgili değil. Gerçekten şöyle söyleyeyim, iyi ki sizi tanıdım. Ben kendi adıma önce söyleyeyim. Çocuklar adına, küçük çocuklarımız adına, o sahneye çıkan daha önce çocuk meclis üyelerimizin, artık yetişkin gruplarımız adına. Gerçekten iyi ki sizi tanıdık. İyi ki yol aldık. İşte en son burada 24 tane yazarın şeysinde yine siz imza attınız. 24 tane çocuğun için. Evet. Evet, bunlar güzel çocuklar, çok da güzel şeyler. İnşallah her şey bakışınızın güzelliği, yüreğinizin güzelliği gibi olsun. Benim dileğim oldu. Sevgili arkadaşlar, sorularınız herhalde bitti. Şimdi baba olmayla ilgili ben size çok küçük başka bir şey söyleme zamanı geldi belki de. Biliyorsunuz ben babalığı çok güzel anlattım size. Ancak bir kız, bir Ilgaz ve Dilan'ın babasıyla, Ilgaz ve Dilan'ın Dilay'ı bir depremde kaybettim ben. Başka küçük bir şey hatırlatacağım bu yüzden. Bu kayıptan sonra birkaç gün tabii yok olmuş gibi. Başka bir evren demiştik ya çocuklar olunca, evet onda olmayınca başka bir evren tekrardan oluşur gibi oldu. Babalığa geleceğim. Annem dedi ki, yani onların babaannesi dedi ki, Seher dedi, kalk dedi, sen onların hala babasısın dedi. Öyle oldu, dünyanın yeniden değişti. O yüzden babalık bir kere hissedildikten sonra artık ölene kadar yaşanan bir duygu. Benim bu söyleşide ağırladığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli, çok özeldi benim için. Hepinizi anılarınızla öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Kıymetli düşünceleriniz için, bize değerli vaktinizi ayırdığınız için. Çok sağ olun. Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanımız, tiyatro oyuncularımız, Erdal Hocam, kıymetli hocamız ve biz gerçekten de sizin yollarınız karşılaştığı için biz çok mutluyuz. Demek ki sizin bizimle karşılaşmanızın bir nedeni varmış. Evet. Evet. Ve bizim de hocamdan öğreneceklerimiz varmış. Evet. Bir şeyleri beraber güzelleştireceğiz. Büyük bir ucundan tutacağız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.